Şimdi kraliçe arılarımıza bakalım. Bunlar bizim küçük kraliçe arı kovanlarımız. Bu kovan ihtiyacımız olan ana arılarımızı dilediğimiz anda elde edebileceğimiz bir sistemdir. Şu arı henüz çiftleşmemiş yeni bir kraliçe arıdır. Birkaç gün içerisinde çiftleşme uçuşundan dönecek ve büyük bir koloniye hükmedecek güzel bir kraliçe arı olacak. Mersinliyim, 36 yaşındayım. Mersin'de arıcılık faaliyetiyle iştigaliz. Uzun yıllar bankacılık hayatım oldu. Bankacılık hayatı sırasında doğal bir hayat arayışım oluştu. Arıcılık yapmaya karar verdim. Bu doğal hayat arayışı içerisinde arıcılığa karar verdiğim zaman bankacılık hayatım da devam ediyordu ve hobi olarak devam ediyordum arıcılığa. 40-50 kovan arıyla hafta sonu arıcılığı yapıyordum. Daha sonra bunu işi profesyonel olarak yapma kararı aldım. Şu anda 250 kovanımızla Toros dağlarında, yaylalarda organik bal üretimi yapmaktayız. Bankacılık hayatında bu kararı vermemde en büyük faktör öncelikle çocuklarıma doğal bal üretmekti. 3-5 kovanla başladığım bu serüveni kademeli olaraktan 40 kovan, 50 kovan derken 250 kovana kadar ürettik. Bankada yönetici pozisyonda çalıştığım için ciddi bir maaş alıyordum. Sosyal haklar vesaire oldukça yüksek bir maaşımız vardı. Ayrıldıktan sonra tabii ilk önce bir panik yaşadık. Çünkü arıcılık sektöründe bir sene boyunca mücadele edip bir kere hasat edebiliyorsunuz ve senede bir defa gelir sağlıyorsunuz. Bu sağladığınız gelirle de bir sene boyunca geçinmeniz gerekiyor. Aylık bir gelir elde eden bir vatandaş olaraktan bu şekilde bir gelir türüne geçince ilk önce bir panik yaşadık açıkçası. Ama sonrasında arılarımızın bizi hiçbir şekilde eli boş göndermediği için dağlardan elde ettiğimiz gelirle ciddi anlamda işletmemizi de büyüttük. Gelirimiz bizlere de yeterli bir şekilde oldu. Öncelikle şehrin kalabalık trafiğinden, gürültüsünden, egzoz gazlarından, kirliliğinden uzak kalmak olağanüstü bir duygu. Her sabah uyandığımda barakamın önünde çiçeklerin arasında arılarımın sesleriyle uyanıyorum. En önemlisi sağlıklı bir hayat sürüyorum. Temiz havadayım. Sürekli olarak yaylalarda temiz doğal sular içiyoruz, doğal besleniyoruz. Ve en büyük karımız aslında bizim mutlu, huzurlu ve sağlıklı yaşamamız. Yani maddiyat bizim işte ikinci planda. Yapmış olduğumuz bu işte en büyük avantajımız bizim doğal hayatta yaşamamızdır. Uzun yıllar bankacılık yapmış bir arkadaşımız olarak akvaryumun içerisinde yaşıyor gibi nitelendiriyordum kendimi. Her sabah böyle bankaya gelip bir cam mekanın içerisinde müşterilerimi ağırlıyordum. Fakat oksijensiz, kapalı, karanlık ortamlarda diyelim. Yaptığımız bu işten sonra bu temiz havada, bu çiçeklerin içerisindeki doğal ortamda yaşamak bizim için çok büyük bir mucize. Kovanlarımızın içerisinde sezon boyunca bize lazım olacak olan kraliçe arılarımızı üretiyoruz. Burada şu anda bakire, yani daha önce çiftleşmemiş henüz yeni bir kraliçe arımız var. Saklandı biraz.